Ve bu geceki diğer konuklarımız, hoş geldiniz efendim Aydemir Akbaş ve Şafak Sezer, nasılsınız? İyiyiz, çakralarımızı açtık geldik. Açtınız mı? Ne güzel, biz de burada açılmasını öğreniyorduk. Evet. Efendim şeref verdiniz, nasılsınız? Niye şey, kameralar size dönünce mi konuşamıyorsunuz Aydemir abi? Sıkılıyorum ya hayatım. Ya. Çok iyi. Neden? Ben ya, canlı yayından sıkılıyorum. Ha. Her daim stres canlı basıyor, bir insan. Stres. Her daim canlı. Hakikaten. Yani ondaki enerji bende olsa kuantum ya, olur. Ya iyi mi maşallah ya. Kim müthiş bana bir... mı? Evet. Maşallah cümleler. Sizde? Hadi bir şeyler sor da rahatlayayım. Hadi sorayım. Şimdi komple... Dur sormadan ben anlatayım. Hadi anlatın. Şimdi yolda geliyorum. Benim bir dostum var, herkes Acar Yıldırım. Evet. Telefon açtı bana. Ya dedi, bu senin şoför ne yapmış? Dedim ne yapmış ya Acar? Benim ön koltukta bu kafadan dayanılan şeyler var ya, evet, yastık mı diyorlar ona. Koltuk. Onu yokmuş, arabaya binmiş benim Şafak. Onu görememiş, Şafak diyorum. Ama Acar, heyecanım hala devam ediyor. Dedim Acar, sebebi var. Ben çıkarttırdım dedim o yastığı. Niye? Şimdi ben bindiğim zaman arabaya görülmüyorum. Boyum kısa ya. Ne önümü görüyorum, arabayı da boş zannediyorlar. Hmm. Dedim onu kaldırdım ki beni görsün. Beni sizi görsünler diye. Ancak... Bizi de koltuğa yapıştı o. Ancak öyle görünüyorum çünkü. Ancak o şekilde mi? Rahatlıyorum, güldüm. Müthişsiniz. Siz nasıl bir araya geldiniz? Şafak'tan size teklif mi geldi? Evet. Ne oldu Şafak? Anlat mı? Şafak? Saat farkıyla. Nasıl? Ben gidiyordum, aradı, kaldım. Nereye gidiyordunuz? Bodrum'a gidiyordum tatile, İbrahim'e. Aradı. Valizi bıraktım, Şafak'a gittim. İnanmıyorum. Bir telefon daha. Şimdi biz ama biraz böyle çaresiz kaldık o dönem. İş hazırlandı. Biz de çünkü hani son ana kadar her şey iptal olabiliyor. Hani tabii. Dizide, reklamda, filmde. Aydemir abiye almamız lazım dedik. Aydemir abi dedi ki ben İbrahim'le Bodrum'a gidiyorum. İbrahim'i arayın, söyleyin dedi. Biz dedik ki İbrahim abi, Aydemir abi istiyoruz. Veriyor musun? Verdi mi gitti dedi. Kaç gün gelecek dedi. 10 gün dedik. Aydemir abi bize 45 gün kaldı. Toplam. 10 gün için gittiniz, 45 gün mü kaldınız? 45 gün kaldı, evet. 45 gün. Evlilikten beter vallahi. Peki siz kendi isteğinizle mi 45 gün kaldınız yoksa aksaklıklardan dolayı mı? Yok, film değil. Zaten 5 hafta, 4 haftadır film. 6 hafta en fazla. Ay, sahnesi olmadığı yerlerde de kaldı mı acaba, çekimlerde de? Filmde en önemli rollerden bir tanesi Aydemir abi. Ceset taşınıyor. Ceset taşındığında bütün sahnelerde var zaten. 7 kişi daha doğrusu ama 7 kişinin başındaki abi. Başındaki. Sabri. Nasıldı Şafak'la çalışma? İyiydi. İyiydi. Heyecandan bir tek iyiydi mi? Ya biraz rahatlat beni Allah'ım. Nasıl rahatlatayım? Çay kahvede içer. Biz alışkın değiliz ya ondan, bak mesela renklere bakıyorum, ortada bembeyaz bir herif var bak. Ben beyazım arkadaş. O zaman ben biraz Şafak'la konuşayım Kolpaçino'yu. Siz o sırada ısının mı acaba? Bana gelme, bana inme iniyor işte. Bak görüyorsun bembeyaz. Aa, neyiniz var sizin? Başlayalım. Ne anlatayım sana, bir şeyler anlatayım. Hadi filmi anlatın. Filmin çekimleri sırasında ne oldu? Film nasıl oldu? Nedir ne değildir? Kolpaçino başladı. İşte rakipleriniz var. Tam domuz gribiyle aynı zamanda Sinan'ın denk geldi. Sinan'ın zararları, alkolün zararları. Anlat her şeyi, anlat her şeyi, anlat. Ya ben başka şeyler anlatayım. Ya filmi çektik, oynuyor. Ya en son ne zaman Şam'da? En son ne zaman Şam'da? Gece ne zaman çıkıyorsun Aydemir'ciğim diye. Bir şey dediler bana. Fragman, tamam fragmanı seyredelim. Ha, fragmanı koyalım görelim ki biz de ekmeğimize bakalım. Sabacığım ama sıkma yani o kadar. Doğru, fragmanı alalım. Eksilen mallarla birlikte sana 50.000 dolar ceza kestim. Saatli marif takvimiyle de 10 gün mühlet. Bu mühlet zarfında ya malları yerine koyarsın ya da bu dut ağacından ıstakayı senin avradı mahil bölgene sokarım. Sabri abi var ya, illegal kumarhane işinde 1 numaradır. Hatta distribütörüdür. Ha, ya adam yarım saatte mühlet yapıyor kanka. Bana abime ne olduğunu anlatacaksınız. Yoksa aklınızı alır. Ben yokken eve kızları topladığını duyarsam paramparça ederim buraları. Burcucuğum ben toplu sekse karşıyım, bilmiyor musun ya? Hoş geldin yürüyen cinsellik. Nereden buldun bu gacıyı? Facebook'tan buldum, bir hafta misafirim. Clara, Özgür.
Ruhlar aleminden Feruh. Ruhlar aleminden Feruh. Geldin mi? Gençler hayırlı akşamlar. Sırlar ya. Sırrı kim ya? Müze 18'deki inşaat çevresini çaktığı zaman anlarsın kim olduğunu. Abi içerisi zifiri karanlıktı. Önce hiçbir şey göremedik. Tezgaha geldik abi. Galiba ses bombası attı şerefsizler. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Sen bir de iş mi koyuyorsun? Col Pacino. Benim arkadaşım var. Oynayan. Tabii. No Name şimdi bir sürü kişi kullandık. Sen bizi. Nasıl arkadaşım No Name? Sen hiç film çektin mi? Hayır, niye? Ben niye oynamadım? Oynatalım seni. Tamam. Vallahi şapa. Şapa yani neden olmasın? Col Pacino 2'de. Boyumuz da uygun. Eyvah, teklif sizden gelince bir korkarım ben. Ha niye? Hayır, oynarım tabii. Abi. Yani ne yapmak istediğini bilen bir insandır diye. Yok, yabancı değil ya. Babamın arkadaşı. Babasının arkadaşı. Galatasaray dönemi. Nikah düşmez. Şimdi bu filmde biz birkaç tane oyuncu abilerimizle çalışacaktık fakat onların dizilerinden dolayı fırsat bulunmadı. Hmm. O tarihlerde de dizi ayı çıkıyor işte Haziran falan. Biraz oyuncu bulmakta güçlük çekiyorduk. Ben bir şey söyledim yapımcıma. Dedim işte böyle bir 2-3 tane arkadaşım var. Bunlarla bu işi denemek istiyorum diye. O da tamam dedi. Nasıl oynadı Cenk? Yani git gör. Çok beğeniliyor zaten. Yani. Ne, filmle ilgili ilk defa. Flörtün mü ya? Ne utanıyorsun? Söyle ya. Allah Allah. Cenk sen zaten Cenk bu aralar taarruz. Şey misin? Cenk kim ya? Taruk, taarruz oynayan var ya. Haa. Niye çok arkadaşım ilgili? Çok. Bilmiyordum oynadı. Şimdi görünce herkes şaşırdı. Herkes arkadaşın diyor. Bu 15 bin yıldır arkadaşım. Ama arkadaşım. Cenk arkadaşım yani. Gerçekten. Gerçekten. Sen bu ara galiba... Evet, yok birkaç magazin basın. Hadi okuyoruz gazetelerde. Gazetelerde okuyoruz. Biz seni çok seviyoruz. Vallahi sabah. Bak iyi ki geldin, ne güzel konuşuyoruz evet ya. Evet ya, siz sorun bence. Okuduklarınıza inanmayın. Dur bir dakika, şurada çok önemli şeyler var Aydemir abi. Onları konuşalım, onları da geçeceğiz sırayla. Ben ona çok konuştum, çok anlattım. Hı. Peki bir şey diyeceğim. Bu domuz gribi falan çıktı ya şimdi işte bakanlıklardan da şey çağrıda bulunuldu. Hı. Sinemalara gitmeyin, işte maçlara gitmeyin, uçaklara binmeyin. Yok öyle bir şey olmadı da. Bu etkiledi mi sizin izlenme oranlarınızı? Zaten ondan sonra etkilendi. Hani sinemaya çünkü sonuçta kalabalık... %25 etkiledi. Kalabalık alanlara gitmeyin diye bir açıklama çıkınca sinema patronları da işin hani dezenfekte edildiğini her gece, her sabah... Her gece yani her seans arası böyle bir durum var. O da galiba Türkiye'nin bir sürecidir geçecek. Yani geçecek ama sağlık bu zamanla bu. Denk gelmesi de büyük talihsizlik. Tabii yani. Biz biraz bir şanssız yani bizle beraber kanalizasyon, nefes yani hepsi hepsi etkileniyor. Bir tek biz etkilenmiyoruz ki. Bundan sonra gelecek filmler. Onları da tabii ki etkileyecek şimdi. Şu, tabii şu ki mesela herkes şu anda yayın zamanını değiştirmeye çalışıyor. Aa. Ki bu sene de 70 tane falan Türk filmi vizyona girecek deniliyordu. Tabii herkes yayının akışını değiştiriyor. Çünkü gelmeyince o zaman olmuyor yani. Peki gelenler siz film bittikten sonra seyredince nasıl buldunuz? İyi. Filmden dolayı hani seyirciyle ilgili bir şeyimiz yok, sıkıntımız hiçbir hiç. Seyirci sonsuz bayılıyor. Bir sevgi var. Bu oynayan iki filmi Col Pacino ve Nefes'e çok sevgi var. O da bizi mutlu etti zaten. Duydum canım ben yani şey bizim çocuklar falan gitmişler benim yeğenler bayılmışlar. Beğeniyorlar yani hani akıcı bir hikaye. Hikayesi var. Oyuncular 10 numara oyunculuk sergiledi. Ben elimden geleni yaptım. Sen peki daha önce bu Col Pacino'nun çekimlerinden önce gelmiştin benim programa. Tabii. Böyle çok heyecanlıydın. O zaman neler işte ekiple beraber. Evet. Aha. Neler yapmak bunu, istedin. Hepsini hayata geçirebildin mi? Bunu kutsalı aslında kutsal kurt adamdı. Kutsal 2 diye çıkarıyoruz onu. Kutsal çünkü Fikret'in hikayesi oldu. Başka bir hikayeydi. Fikret'in hikayesi oldu. Col Pacino'dan sonra Uğur Ulu da okuldan arkadaşım benim Müjdat Gezen'den. Uğur'la beraber bir banka hikayemiz var bu yıl. O söylediklerimin içerisinde. Bir de uçak diye bir projemiz var. Yani Atlantika'ya kara saplanıyor uçak. En soğuk yere düşüyor. Bir hikayesi var. Hikaye. Bir de banka hikayesi var. Onlar da olursa söylediklerimin hepsi olur. Hepsi olmuş olacak bu inşallah. Sezon, zaten 2 yıl
yıllık bir projeydi. Biz Suat abilerle Leman grubundaki abilerimle tekrar devam ediyoruz. Hı hı. Başka senaristlerle de başka iş yapacağız. Peki 13 yaş sınırlaması neden geldi? O bakanlığın bileceği bir şey. Yani ya çok küfür kan var mı ya da yani? Küfür var. Yani küfürün olmadığı olmayacak diye bir şey söylemiyorum. Her filmimde de olabilir yani. Yani her filmde ve günlük hayatta da var. Yani olabilir. Bunun için yargılanıyorsam hani yargılanayım ama yani küfür var. Her zaman olacak. Yani bir şey anlatırken onu sinemada özgür olduğumuz bir yer. Yani özgür olduğumuz için öyle bir şeyi dile getiriyoruz. Zevkle yapmıyoruz bu işi. Yakışan insanlara ettiriyoruz zaten. Küfrü Aydemir abi Türkiye'de en güzel ağzına yakışan abimdir yani. Bunu her zaman söylüyorum zaten. Hani. Çünkü bir adama küfür motifini uyguladığınız zaman onun hak etmesi lazım yani. Hani hak eden adam küfür eder zaten. Aydemir abi hak edene zaten filmde çok güzel küfür ediyor. Hakikaten öyle yani. Yani Allah var. İşte canlı yayında da ondan korkuyorum. Ağzınızdan çıkar diye çıkıyor. Mi? Çok mu alışkınsın yani? Hayatım sinirli bir tipim. Ha. Biraz geldin mi üstüme. Ha. Mesela Okan beni biliyor, Bayülgen. Ters bir şey olduğu zaman o hemen müdahale ediyor. Yan stüdyo dedim. Okan hemen gidelim sazı mi? Ele bağlıyor. Beni konuşturmuyor. Sazı o öyle şeyler soruyorlar ki yastık var mı diye. Ne bileyim ben yastığın ne olduğunu. Bana canlı yayında yastık var mı diye. Abi yastık. Her şeyde sevişme sahnelerinde. Bana da sordular yastık var mı diye. Durup dururken. Aman erkek, sinirlenmeden aman. Ben de soran bir bayan. Hani erkek olsa amenna. Bayan soruyor yastık. Var desene. Ben de dedim. Var, çarşaf var her şey var desene. Ben de dedim ki bu niyet meselesi. Niyetin kötüyse beton koysan olur. Ne gülüyorsunuz? Beton koysan beton, olur. Beton dedin de öyle bir mevzu da var ya. Parçaladılar ya, beton betonu ya bir. Beton mahkum mu ne bir yerde evet, yazmıştı. Evet, evet. Evet niyet duvarı meselesi. Kırdı ya. Var, yani niyet duvarı da kırabilirsin. Evet. Kırdılar niyetin zaten. Niyetin kötüyse maçta da tahrik olursun. Tamam. Peki eskiden de böyle şeyler tartışılıyor muydu Aydemir abi? Asla. Niye şimdi böyle şeyleri yani, tartışıyoruz dersiniz? Şimdi, bak işte ağzımdan kaçacaktı ama gene. Ama siz de çok çabuk sinirleniyorsunuz. Abi gözünü seveyim kız bizim aileden bir kız. Aman babasını tanıyoruz. Sınıf bizim ortak abimiz var. Evet. Ama Avni abi izliyor. Avni abimiz var. Geç kaldık ama belki seyrediyordur. Ya milletin aklı gitmiş şeye. Başka yerlere gitmiş. Aklı fikri orada. Onu soruyor. Sorulacak sorun mu yok ya? Mesela benim kaç kere evlendiğimi sor. Kaç kere evlendiniz? 3 kere. Aa! Evet. Söyleyeyim. Karılarımı sayayım. Yastıksız Beyhan birinci. İkinci gene Beyhan. Üçüncü gene Beyhan. Üçlü Beyhan. Tabii karımla 3 nikah yaptım. Neden? Zeytinyağının zeytinyağlısı iyi olmamış diye. Kavga ettiniz yemek şaka yüzünden. Şaka mı diyorsunuz? Tabii. Bu gerçek mi? Tabii. Yo doğru. Pil almadım diye. Boşanıyoruz. Bir hafta sonra gene evleniyoruz. Ha bayağı mahkemeler falan oluyor. Tabii benim nüfuzdan hep Beyhan da hazır. Ha her an. En son ne zaman boşamıştı sizi? Çok oldu ya. Çok. Şeye geçtiğimizde artık normal yemeklere. Normal yemeklere geçti. Menemen falan. Çok oldu çok. Yani biz barışıyorduk. O bir kağıt gelir ya boşanmak. Ne adına ne derler? İlmaver mi? Ne? Celp mi? Hı-hı. Biz evdeyken o celp geliyordu bize. Tabii ki biz boşluk barışmışız. Zaten şahit bulamaz olduk sonunda. Tabii kimse şahit olmuyor size. Sanatçı kalkar mı? Metin seyredi, Nevran seyredi bıkmıştı artık. Yeter lan diye. İşte bütün herkesin böyle ölmesi güzel bir şey. Bir nikah böyle. Bir nikah vallahi. Bir üç kere aynı kişiyle nikah. Ben de Aydemir abi gibi olayım. Sebepler de çok enteresan. Yani boşanayım. Üç tabii, gün tabii sonra evleneyim şey, tekrar karımla. Ektap püften şeyler. İşte pil niye almadın? Zeytinyağının suyu fazla olmuş. Külünü niye silkeliyorsun? Bana da oraya niye baktın? Buraya niye bakıyorsun? O kim? Seni bak, arayan bak. Kim? Bak, sen niye telefonla konuşmuş? Boşandın mı? Bu sen? Akşam başlıyorum abi. Cep kaç gün geliyorum? O da sizin gibi üç gecekmiş. Çocuklar hasta. Okuldan grip kaptılar. Olmasaydı bu akşam boşanıyordum diye. Gerçekte domuz gribiymiş. Baktın mı? Yok ya değil. Normal grip. Normal herkes grip. De bu aralar var gerçi. Ben de o şekilde neyse atlattım sayıdır artık. Ama siz dikkat ediyor musunuz kendinize? Bana hiçbir şey olmaz hayatım. Maşallah. Hiçbir şey olmaz. Nasıl bakıyorsunuz kendinize? Sigara, alkol. Niye yalan söyleyeyim? Az peynir, az zeytin tabii. Kibrit kutusu büyüklüğünde salata,
kibrit kutusu büyüklüğünde tavuk. Vallahi diyorum bak, Aydemir abi diyetine çok önem veriyor. Evet, tek gıda değil mi? Hakikaten ya, tek hemen gıda. Yani. Az peynir, az zeytin. Oğlum diye o. Bana o setten bir az peynir, az zeytin getir diye. Ya abi gel menemen yaptım falan. Hadi bir alayım tadına bakayım. Abi, o da bir çatal. Yani Aydemir abi İbrahim Tatlıses'in arkadaşı. Her gün kebap yemekten. Ya. Tabii. Ama ben bir iyilik yaptım ona hep söyler. Balığa alıştırdım onu. Bal. Balık balık. Balık ha balık. Ben balıksız yaşamam. Ben et yemem. Dışarıda da yemek yemem. Evde yerim. Tavuk balık, haşlama. Balık. Sebze balık. Et hiç yemem. İbrahim Bey'le beraberken zorlanmıyor musunuz? Kıymaya onu da alıştırdım. Sulu yemeye. Kıyma değil mi? Sulu yemek yemeye. Balık yemeye şimdi. Hayır, o şey mangal falan yapmayı seviyor ya. Yapıyor, bayılıyor. Ben ucundan bir lokma alıyorum. Ha. Bir tek lahmacununu yiyorum onu böyle yarım. Yetiyor bana. Yetiyor. Ama balık. Bizim hayatım, benim hayatım balık. Ben kaç yaşındayım ya? 73 yaşından beri bu kilodayım. Ne bir gram alırım? Beri. 73 evet. Yaşından beri mi? Yani 70 yıl. Ben de dedim abi sen yarım saatte bir... Tekin değişiyor anlamadım ya. Biyonik diye filmi var zaten. Biyonik adam diye. Peki ikiniz de Türkiye'de komedi yapmış kişiler olarak. Sizler kime gülüyorsunuz? Ben Tom and Jerry'ye gülerim çok. Tom and Jerry. Bayılırım. Ben de onu çok seviyorum. Bayılırım. Tom and Jerry galiba Aydemir abinin bir hayal kahramanı. Bizim bildiğimiz Tom and Jerry'ydi değil mi? Tom and Jerry. Ben B'sini koydum işte oraya. Tom and Jerry'di. Bir dakika. Sen ne diyelim bir şeyle oynadım düştüm. Düştüm. Kadırdan düştüm. Bir dakika dur. Ben senin boyuna geldim de dur. Tom and Jerry bir saniye. Tom and Jerry. Bu sefer de çok kalktı. Çok. Bir parça daha indirebilirsin yanına. Çok hafif. Tom and Jerry zıt. Tamam. Evet hadi kimlere gülüyorsunuz? Siz Aydemir abi. Tom and Jerry işte. Ha başka hiçbir şey gülmüyor musunuz? Şimdi... Oyunculardan mesela şimdiki komedi oyuncularından kimleri beğeniyorsunuz? Hangi dizileri, hangi filmleri var mı öyle şeyler? Şimdi ben hiçbir şey seyretmiyorum. Kendi dizim dahil ben hiç seyretmem. Ne filmimi seyrederim ne diziyi seyrederim. Evet filme zor, hakikaten zor soktu. İbrahim zorla filme soktu. Girmiyor, izlemiyor. O da saygı duymak lazım. Niye? Kendinizi görmeyi mi sevmiyor? Hatamı görürsem deliriyorum. Filmde hata görürsem çıldırıyorum. Ali Çatalbaş da öyle başrol oyuncumuz. Kolpaçino'da. Feren Şensoy'dan. Tiyatrocu bir arkadaşımız. Galaya gelmez. Programlara çıkmaz. Yani filmi izledi mi izlemedi mi bilmiyoruz. Öyledir. Bütün çalışmalarında öyle yani. Heyecan. Sen ama hiç öyle değilsin. Sen hatta... Ben ilk giden, çıktıktan sonra herkesi tebrik eden. Sağ olun, ayağınıza sağlık diye. Şey açık orası benim düğünüm gibi yani. Başka filmler, sinema salonlarına gizlice gittiğin tabii, tabii. Ve seyrettiğin izleyicilerle çok. Yani beraber. O... Sonsuz zaten. Onun verdiği mutluluğu hiçbir şey vermiyor ki. Ha kalp nakli yapmışsın, ha onu yapmışsın. Aynı. Kim aradı abi? Ya telefonu kapamayı unuttum gene. Dur hemen kapatayım. Kim arıyor sizi bu saat? Yok ya kapattım. Unuttum kapatmayı. Bir kere yakalandım öyle. Kime? Telefon geldi. Canlı yayında. Evet unutmuşum. Hakikaten her şeyi tek tuşla yapıyorsun. Hala basmıyorsun ya. Ben anlamadım. Hayatta nefret. Cep telefonu. Nefret ediyorum. E niye taşıyorsunuz? İbrahim... Zorla. Lazım eşi var evde. Acar zorla dedi illa kullanacaksın. Şimdi tanımadığım numara oldu mu da açmam. Bir yerde zaten görmedim açmam. Şey, ben bir basmasını biliyorum bir de. Şöyle bakıyor bir de telefonu. Kapamasını biliyorum. Kim aradı bakalım. Diye. Nefret mesaj dedi. Falan da yazmıyorsunuz tabii değil mi? Hı? Mesaj. Yok, hiç bilmiyorum. Numara bakmayı falan oradan hiç bilmiyorum. Ev telefonu var mesaj bırakıyoruz. Abi yarın setimiz var diye öyle. Birini aramanız gerektiğini arayabiliyor musunuz? O, tuşluyorum. Yani arıyorum, biliyorum. Çok şekersiniz. abi Allah uzun ömür mekanik versin. Sevmiyorum. Ampul bozulsa ben elektrikçi çağırıyorum. Yani değiştiremem onu. Ha onu da. Bu ne kullanıyorsunuz işte bundan hiç bilmiyorum. Laptop, bilgisayar. Hiç girmedin. Hiç nefret. Nefret. Ne güzel işte. Gerçekten güzel. Medeniyet tek dişi kalmış canavar. Sevmiyorum. Eleştireni bilmiyor, beğeneni bilmiyor. Beğeneni tamam, bilmiyor. Yani. Ama söylüyorlardı canım gazetelerde falan. Gazeteleri okuyorsunuz. Ya, ne diyorlar? Okuyor, kitap okuyor. Hayır canım derlerse diye. Bugün Yılmaz abi kitap verdi onu okuyacağız zaten. Okuyacaksın tabii. Dur ne diyorduk ondan önce? Bir şey diyorduk seninle. Başka bir şey. Hayır gidiyorsun seyrediyorsun.
filmlerine insanlarla beraber tepkileri. Nasıldı Colpacino'ya olan tepkiler? Kalp nakli gibi diyorum ya işte bu. Yani oraya gittiğin zaman onun verdiği mutluluğu çocuğun olduğu zaman, evlendiğin zaman, oradaki seyirci güldüğü zaman. Bizim var ya bak bir şey söyleyeyim mi? Hakikaten diyorum. Yukarıda Allah var. Yani hani çok samimi ve cidden içten söylüyorum yani. O seyircinin güldüğü mutluluk benim hayatımdaki birçok şeyi alıp götürüyor. Öyle. Ya ne güzel bir şey. Ama gülmediği zaman, gülmediği zaman dert geliyor yani. 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl o seyirciyle beraber gizli gizli izlemenin tadı dünyada başka hiçbir şey yok. Ya bir tarafıma servet koysunlar. Bir tarafıma onu koysunlar. Ben o salondan içeri girerim. Ya. Tanıyan da bilir. Hakikaten girerim, oradan çıkmam yani. Sabaha kadar gülsünler. Zaten tiyatro yaparken de. Ama öteki türlü de çok kötü değil mi? Mesela gülmemeleri ya da senin beklediğin. Delirirsin ya. Ve biz bu işi niye yapıyoruz? Memnun etmek için, tabii. Güldürmek için. Gülmezse memnun olmazsa öl daha iyi. Aynen. Bana bazen sinema müdürleri falan çık abi selam ver diyor. Çünkü çok, şimdi mesela Colpacino'nun 15 dakikasına kadar duruyorlar mesela. 15 dakika sonra cinayet olduğu zaman filmde bir kopma başlıyor. Kopma başlıyor diyor, o esnada hani böyle bir yer var mesela işte ayin yapıyorlardı falan filan diye. Aydemir abi sigara istiyor, adam tutuyor getiriyor falan. Orada millet kopuyor. Müdür diyor ki ya çık bir selam ver. Yani orada olur mu ya? Yani hani bir de öyle bir durumumuz var hani. Bizim için orası hakikaten çok özeldir. Hı hı. Görmesinler ama biz onlarla beraber hep gelip bütün filmlerimizi izliyoruz. Oradaki zevki bir tiyatroda alıyorsunuz. Bir de sinemada. Sinemada tabii. Tiyatroda zaten hani tiyatrocu diyor. Tiyatrocu olduğunu bilmiyoruz diyor. 4 sene tiyatro yapabildim ben İstanbul'da. Tek oyunda oynadım. Şen Makas, Nedim Saban Tiyatrosu'nda. Onun dışında da başka bir teklif gelmedi. Gelse değerlendiririm. Ha, istiyorsun hala tiyatroda olmak. İsterim tabii ki. Niye istemeyeyim? Siz istiyor musunuz tiyatro? Ben artık ondan buraya kadar. Geldi değil mi? Yeter. 55 sene. Maşallah. Galatasaray'dan beri, liseden beri 55 seneyi doldurdum. Oh oh oh. Artık ne oynadığımı falan unuttum. Unuttunuz mu gerçekten? Ya sonra biz, hayatım eskiden tiyatro biz 9 temsil oynardık haftada. Şimdi kolay, bir temsil. 9. Ben 2 tiyatroda birden oynuyordum. Ne giyeceğimi bilmiyordum. Diyorlardı ki abi şimdi bunu giyeceksin. 9 temsil haftada. Doğru. Şimdi çok kolay. Bir temsil ne güzel. Biz şimdi eşyalarımızı çalarak. Diziler. Ya şimdi sabah diziler. Biz eşyalarımızı çalıyorduk evden. İşte annemin şalvarı, malvarı, işte yemenisi, eşarbı, ne varsa başörtüsü. Onları götürüyordum tiyatroya. Ankara'daki tiyatroya kostüm olarak veriyordum falan. Onlar oyuna geldiği zaman hep bağırıyorlardı. Vah benim şalvarı götürmüşsün. İnanmıyorum ya. Yani kadın haberi olmadan mı götürüyordun? Haberi yoktu tabii. Çalıyorduk evden gidip işte. Şu lazım diyorlardı. Getiriyorduk. Para yok o zaman. Şu Kemal Kuruçay işte şu anda abim yaşıyor. Hala görüşüyoruz işte. Müjdat Gezen'in okulunu Ankara'ya açtı. Devam ediyor tiyatroya Müjdat Gezen'le. Oyun bitince beraber geri mi götürüyordun kıyafetleri? Tabii. Biz tiyatromuzu kadar eski erotik film oynatan bir sinemadan alıp koltukları getirip tiyatro yapıyorduk Gençlik Parkı'na. Kırklar elinden Diyarbakır'a gitmişiz. Bak, turnede. Kırklar elinden Diyarbakır'a oyuna gitmişiz. Hiçbir yerde durmadan yani Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna oradan oraya bağlanmış turne. Mesela oraya gitmişiz. Bir yan tarafta yaz, kış, sonbahar her şeyi gördük. Çok uzun süre bir turne yolculuğu. Ben mesela sinemaya gelenleri de hep böyle beni tiyatrodan hatırlayanların olduğuna inanıyorum. Hani tiyatrocu geçmişim var oradan tanıyanlar biliyordur. Anadolu falan ondan Anadolu seviyorum. Anadolu oradan seviyor. Evet. Aa. Ama belki işte, şimdi tekrar belli ki bir özlem var sende tekrar var. Bir tiyatro özlemi. Gittik Şen Makas'ta yine 2001'de bıraktım ben şeyi turneyi. 2000-2001. Turneye o zaman bıraktım. Epey bir zaman olmuş yani. Evlenince çok çocuk olunca. O zaman da zor ya zor. Değil mi? Oradan, şimdi oradan ayrılmak zor yani. Şimdi çocuk arasında aklım burada kalacaktı yani filan. Aman küçüğe de bulaştı mı diye. Evet hepsi bir arada. Peki sen kimlere gülüyorsun? Aydemir abi Tom and Jerry'ye gülüyor. Tom and Jerry. Tom and Jerry. Tom and Jerry. Tom and Jerry diye ama şarkı yapalım mı? Oh diye. Commenceroydu değil mi? Ben iki tane insana gülüyorum işte Cem Yılmaz'a ve Şahan'a. Gülüyor musun yani Cem Yılmaz'a, Şahan'a? Ne bileyim ben sizlerin arasında bir rekabet var mı yok mu dostluk? Olur mu ya? Yani olur öyle bir şey olur mu? Şey. Yani. Şimdi bana biraz evvel bir röportaj istediler. Ben
bir konuşma yaptım. İşte yayınlanacak. Ben rahmetli Kemal Sunal'a o devirde kendi 3 tane senaryomu verdim. Oynasın diye. Ve oynadı, çekti. 3 filmimin senaryosunu çekti. Hangileriydi? Ay Atla Gel Şaban. Şaban Pabucu Yarım Çık Dışarı. Öbürünün adını unuttum. Verdim. Seve seve verdim. Yani niye rekabet? Ne? Her komedyenin kendine ayrı bir uslubu vardır. Bir şekli tabii vardır. Ya, herkes yerini yurdunu biliyor ya. Yani rekabet niye? Ben anlamıyorum bunu. Aslında zaten sizlerin arasında bir rekabet yok da yok. Acaba basın mı i̇şte böyle bu, bir şey tabii, varmış tabii, gibi tabii. gösteriyor? Bu ufak ufak mesela demin Aydemir abi Cem'le ilgili bir açıklama yaptı. Bana da yüksek bir ihtimalle sorulacak, yapacağım. O bir arada sürtüşmedeki muhabbet de öyleydi. Cem açıklama yaptı Amerika'dan dediler bana. Ben çıktım konuştum. Ha siz sürtüştünüz mü? 2003 yılında bir tatsızlık yaşadık. Geçti gitti. Peki böyle bir şey söyledi dediler sana. Sen de cevap tabii, mı verdin? Tabii tabii ya. O dönem işte. Yok muydu öyle bir şey? Ferruh Taşdemirler bilmem neler falan. Onlar böyle garip garip arkadaşlar vardı Ferruh, yani. Hani Ferruh bizim Ferruh işte. Bizim Ferruh ama işte o zaman hiç bizden yana değilmiş yani. Hani böyle bir şey. Haber yapmış. Hala konuşuyor. Çocuğu. Ben yaptım diyor onu diyor. Sana geldim söyledim yalan söyledim diye. Bir şey demiyorsun yani. Ne diyeceksin? Tabii canım Ferruh olduğu için demiyorsun değil mi? Yani hani yoksa. Bir sürtüşme mürtüşme beraber oynadık yani hani bir beraber oynayabiliriz bir filmde. Her türlü işte Yol Uzun tabii. Yılmaz abiyle de aynı. Hani Ersin'le beraber çalıştık işte Kutsal Damacana da. Aa doğru. Hani Kutsal Damacana 2'de hikayesi başka yok. E küstünüz mü? Ya niye küselim kardeşim? Arkadaşımız bizim. Niye küselim ki yani? Hep Yılmaz öyle bir şey Erdoğan'la bekleniyor sanki. Ya niye küselim ki yani? Nasılsın abi? İyidir abi. Konuşuyoruz, görüşüyoruz. En son Korsan'ı ayırdı. Herkes bir aradaydı. Ne haber? İyidir. Sen nasılsın? İyidir. O kadar da yani. Bu ne bu? Görmüyorsun, etmiyorsun. Ya gidiyorum. Ben gidiyorum bütün filmlere. Çıkıyorum. Kapıda biri var. İzlediniz mi? Evet izledim. O gidiyor. İzlediniz mi? Evet izledim. Ne yani hani? Yani hiçbir şey de yok arada. Böyle tam filmlere yakın bir patlama oluyor. Ondan sonra da işte ya bizim kavgacı tarafımız. Onlarda bir şey oluyor. Bir şey oluyor zaten. Herkesin filminde bir şey oluyor yani. Sen de biraz asabisin. Bak Aydemir abi de dedi. O da asabi. Peki hiç... Dengeyi mi bulduk? Tansiyon yani, yükseldi mi film çekimleri sırasında? Hiç. Yok. Hiç. Aydemir abiye karşı. Hayır Aydemir abiye karşı olur mu canım? Dayağı yedim demek yani. Çok geçimliyimdir. Aydemir abiye karşı. Senede bir kere bağırırım. Bir kere. O da bana denk gelmedi. Bir bak tane. Burada ne dediysek Aydemir abi onları yaptı bak. 73 yaşında Allah uzun ömür versin. Çok teşekkür ediyorum. Bizim film mi bu? Benim evet. O dans sahnesi var ne ya. Ne gösteriyor bizden haber? Biz mesela onu bir anda orada yarattık. Tak diye orada çıktı. Aydemir abi dedim ya kızı gördüğün zaman bir şey yapsana. Dans. Çıkardı çorapları tamam dedi. 4.30 bu saat 5. 4.30 5'te. Sabaha karşı. Evet. Bu filmi bir kere yaparım 9'dan dedi. Evvel bu film bitmedi. Sabah 9'dan evvel. Evet. Çünkü gece sahneleri hep saat gece, 9'da hep gece, hep hava gece. Kararıyor. Hava kararıyor tabii. 4'te hava aydınlanıyor. Ne yapacaksan 3'te 4'te yapmak zorundasın. Aa doğru söylüyorsun. O da tabii kumarhane yapıldı yani oraya. Aydemir abi siz aynı zamanda senaryolar yazıyormuşsunuz. Evet. Yalnız ben hiçbirini daha piyasaya çıkarmadım. Neden? Çünkü bende bir kötü huy var. Hıyar gibi mükemmeliyeti arıyorum. Ne gülüyorsun? Mükemmeliyeti... 12 geçti abi konuştum. Ya dur. Konuşalım. Mükemmeliyeti arıyorum. Evet. Çünkü PR'da, senaryonun PR'da. Sonu yok. PR dedi yazıyorum. Ya. PR çalışmam var dedi. Demedin değil mi abi? PR çalışmam PR dedi. Var. Evet. Yazıyorum tatmin olmuyorum. 90 sayfayı yırttığımı biliyorum. Aa. 90 sayfa. 15 senedir yazıyorum. Hatta bana takılıyorlar ya artık şunu çıkar diye. Ortaya çıkar. Görelim okuyalım. Bu sene çıkarmaya karar verdim. Bir de... Hayatım yazmanın sonu yok. Bir senaryonun sonu yok. Şimdi ben yazıyorum, rafa kaldırıyorum. 3 ay sonra bir daha bakıyorum. Ya bunu ben mi yazdım diyorum bazen. Hmm. Bu ne kötü şey. Atıyorum. 6 ay sonra bir daha bakıyorum. Şimdi dizi yapıyorlar, affedersin. 2 bölüm yazılı diziye giriyorlar. Böyle şey olmaz. 4. bölümde ne oynayacağını bilmiyor adam. Bilmiyor. Konuyu bilmiyor. Karşısına sürprizler geliyor. Ben 26 bölümün 13 bölüm çekim, 13 bölüm özetini bitirmeden senaryo vermem.
Ha öyle o şekilde vereceksiniz. Evet. Tabii şimdi ne olduğu belli değil çünkü uzuyor işte sezon sezon kaç sezon hayatım, devam eden şeyler hayatım, var. Hayatım bir dizi seyrettim. Jön bir pencereden bir pencereye 45 saniyede gitti. Ulan git git bitmiyor adamı. Evet. İki pencerenin arası şu kadar. Çok sevmiyoruz öyle filmler. Evet. Enerji lazım. Bu ne kuantum ya? Lazım. Evet enerji ya, lazım. Kuantum. Tiyatrocu tempocudur. Sinemacı tempocudur. Bunlar tam tersi. Bir laf söyleyecek. Bu ne ya? Olmaz. İşte ancak 90 dakika olunca her şey yavaşlıyor 90 tabii dakika ki. Dizide olmaz. 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 Futbolda öyle bir koşan adamı atarlar değil mi? Evet, evet. Aynen öyle. Kısa bir reklam arası verelim. Son sohbetimize devam edelim. Tamam. Ne veriyorsun abi? Vodafone'un sunduğu Sabah Tümer'le bu gece devam edecek. Vodafone'un sunduğu Sabah Tümer'le bu gece devam ediyor. Olsun kaçta yatırsam yatayım onda kalkıyorum. Şimdi tam oradan başladık. İzleyiciler de diyordum ki ne konuşuyorlar. Evet, ya, sabah uyanma saatlerinden konuşuyoruz sayın seyirciler çekimler sırasında da. Sen? Sabah Aydemir abi de ben mesela işte yaş ilerledikçe her sabah aynı saatte kalkıyorum. Ama Çapakçığım hayatım ne oldu? Kim düştü? Telefonum düştü de. Senin kim ya? Tamam yok senin, bir şey senin. Telefon düşmüş. Dur ben kapatayım. Ay gene mi açtın? Ya unutuyorum hayatım, unutuyorum. Ya ben filmde dejavu yaşıyorum burada. Dejavu yaşıyorum. Aydemir abi her sürekli aynı hareketleri yapıyoruz. Ay çok komiksiniz. Aydemir abi diyorlar ki, siz ne? Demişsiniz ki yani. Erotik film duayeni olarak iddia ediyorum ki sevişme sahnesinde oynayacak seksi kadın yok. Hepsi donuk bakışlı yapmacık kızlar. Şimdiki sevişme sahnelerinden midem bulanıyor. Sevişmiyorlar, boğuşuyorlar. Acaba özellikle hangi isimleri beğenmiyor der. Ya isim mi sayayım şimdi? Ya Sabah ben... başka bir e-mail yok mu? Niye kötü mü geldi? Ne bileyim ben hani. Ha ne bileyim onu buldum. Neyse. Dur neyi merak ediyor? Dur anlamadım şey, ki. Boğuşma mı sevişme mi? Orada ya hayatım ben hep bir şeyden şikayetçi oldum. Şunu anlatamadım. Yastık. Erotizm, çıplaklık, soyunmak değildir. Senelerce film çekerken hep bunu anlatmaya çalıştım. Ya ben... Hiç soyunmadan bir kadınla bir film, ben seks filmi çekebilirim. Hiç öpüşme bile olmaz. Ya dün bak bir film seyrettim. Abi anlatma dur, sakın. Dur. Çiftlikteydim. Çiftlikteydim bir tamam. Film seyrettim. Bir kadınla bir erkek konuşuyor. İngiliz filmiydi. Orta çağda falan geçen bir filmdi. Ya film nasıl seks kokuyor biliyor musun? Konuşuyorlar ya hiçbir şey yok. Konuşuyorlar böyle konuşuyorlar bu mesafe. Ama o resimler ne gülme ya ne gülme. Bana yaptın ya orta çağda dedin ya. Orta çağda kadın mı erkek mi daha çözemediler ya. O yüzden ben diyorum hani. Ben size gülmüyorum bana yapınca. Şafağım bana bakışına gülüyor. Ben ne oluyor dedim yani. Ya anlatan. Ya seks soyunmak değildir. Erotizm, bir bakışla yetiyor yani. Ya göz. Doğru. Seks gözdür, bakıştır. Bizde başka bir şey yapıyorlar. Bizimki böyle bakıyor. Hı-hı. Böyle duruyor değil mi? Ya kadın dediğin gözüyle mahveder adamı. Tabii. Vücuduyla ay, değil. Doğru söylüyorsunuz. Bak sen şimdi biraz öyle bakıyorsun. Şimdi siz söyleyince değişti. Ya hayır. Bana bak. Benden önce bir şey mi anlaştınız? Ben bir bozuyorum bir şey anlamadım ki. Ben kalkayım o zaman Sabahcığım. Ama doğru söylüyorsun. Ya soyunmak abi. En büyük yanlış. Ya bir kadını soymayacaksın. Elbiseyle. Filmin dramatik yapısında olacak. O şey seks konusu. Olmaz. Ama mesela benim için en seksi kadın Catherine Deneuve. Sana da benziyor biraz. Masum yüzlü kadın daha seksidir. Katrin'i mi dönürü mü? Neresi benziyor? Bak masum yüzlü kadın daha seksidir. Grace Kelly gibi. Şimdi sapık deme bana. Masum ne? Yüzlü insan. Ne diyeyim canım? Çok haklısınız. Doğru söylüyorsun. Yoksa o vamplar beni hiç ilgilendirmiyor. Vamp kadın. Esas seks masum yüzlü. Seksi olmak için bir şey yapan kadını hayır, sevmiyorsunuz hayır, siz. Anladım. Hayır. Emrah hayır. Modeli olacak yani. Hani. Masum. Değil mi? Ne? Emrah modeli yani. Masum. Onu kadın halini diyorsun. Şimdi o sorusunu cevap aldı mı?
Kim? Almıştır herhalde. Ha. Ya İnşallah. Yok öyle. Ben görmüyorum. Ben görmüyorum yani Türkiye'de seks filmi, kaliteli seks filmi, seks filmi de değil. Film. Aşk filmi. Bir çekilecek ben oyuncu görmüyorum. Adam gibi sevişmiyorlar diye yani. Haydi evet. Hakkını verin diye. Evet, o dizilerde falan hep bu aralar tartışmalı. Yani jön de yok, kadın da yok. Kadın da yok, jön de mi yok? Jön de yok. Pamuk da yok, hiçbir şey yok. Yastık yok. Vallahi diyorum bak, doğru söylüyor. Ben şey de gördüm, boğuşuyor gibi öpüyorlar hakikaten. Lütfen diye. Evet, bu ama bambaşka bir artık şey, konuşma ve tartışma konusu bu. Niye hayatım? Dünya sinemasında bunun örnekleri çok. Çok. Yani şimdi Catherine Deneuve'in bırak öpüşmeyi, ona niyetlenmesi beni 30 tane soyunmuş kadından daha çok tahrik ediyor. Fransız değil mi abi Catherine Deneuve? Fransız. Fransız değil mi Catherine Deneuve? Doğru söylüyor. Ay Şafak ya. Ben ne bileyim abi Catherine Deneuve. Catherine Deneuve kim? Eskilerden. Peki Şafak, şimdi ne diyorsun sen bu tam bu domuz gribi falan bütün her şey, tekrar oraya başa dönersek daha doğrusu. Ben her şey aralar, herkesin sağlığını düşünüyorum. Film herkesin, çevirenler için. Herkesin sağlığı iyi olsun. Kimse grip olmasın. Başka bir şey demiyorum yani. Ne diyebilirim hani, gitmeyin. Hani sinemalara gidin, ne olur sinemaya grip olmayacaksınız diye mi? Sinemaya gideceksin de yani grip olacaksın diye bir şey, ne bileyim ben. Böyle ya bir şey var. Bir bu da bizim ediyorum. Çocuklar sinemaya gitmiyor, çocuklar yakalanıyor. Bu nasıl oluyor? Ha? Her şey sinemaya gidince kapılacak diye bir şey yok. Ben, kucağında mı götürüyorlar çocukları? Tabii sinemada kapılacak diye bir şey de yok yani. Okullar var, her yerde kapabilirsin. Biz böyle bir süreç geçirebiliriz ama. Bugün sen mi söyledin? Hapşırınca havada kalıyormuş 15 gün diye. 15 gün havada kalıyormuş. Domuz gribinin bütün mevzusu oymuş. Mikrop havada kalıyor hapşırdığı zaman. Adam giderken hapşırdı. 15 gün kalıyor. Kim geçerse bitti işte. Kim söyledi ayol bunu, olur mu öyle şey? Profesör dedi işte. Ha. 15 gün böyle duruyorsun. Oradan kim geçerse bir anda zaten aklı gidiyor tak, yani. Tak tak yani tak. Şunu yaptım, boylulara böyle bir şey olmuyor falan yok. Peki şu anda gişeniz nasıl sayı falan olarak? İyi mi maşallah? İşimiz güzel. İşimiz iyi. Bir problemimiz yok. Seyircimiz geliyor. Anadolu'da işlerimiz biraz düşük. Çünkü hani Anadolu'da bir şehirde birisi sokağa çıkmadı mı, yani nüfus oranıyla zaten düşük Anadolu oranı. Daha çok teşhir ediyor. Tabii yani öyle bir açıklama gelince ama de onlar getiriyorlar. Ama 15 milyon şehire 5 milyon kişi eve kapansa 10 milyon kişi çıkıyor. Ama 100 binlik yerde 50 bin kişi kapandı mı biz düşüyor. Güzel bir işler yapıyoruz. Yapmaya gayret ediyoruz. 2 yıl, 3 yıl evet, emekler veriyoruz. Evet, çok çalışıyorsunuz. Çok fazla emek sarf ediyorsunuz. Onları kısmen kulak şekilde misafiri oluyorsunuz ortak arkadaşlarımızdan. Nerede diyorlar? Küçücük bir odada montaj yapıyoruz. Küçücük bir odada müzik yapıyoruz. Çünkü memlekette sinema yapan herkes kahramandır sabah. Gerçekten doğru, öyle yani. Hani bu ülkede sinema yapan bağımsız sinemacılardan, efendime söyleyeyim, eline kamera alıp el kamerasıyla çekim yapan, film çeken dahi bizim için kahramandır. Doğru. Benim için öyledir. Çünkü film bu yapmak kahramanlık. Sinema yapan da, tiyatro yapan da bana göre hakikaten hakikaten şey, kahraman değil mi? Kahraman. Bence de. Çünkü oradan rızkını çoluğuna çocuğuna yediriyor. Namuslu, şerefli şey için yaşıyor bu ülkede. Herkes için geçerli. Bir tek bizim için değil. Herkes. Komedi filmi yapmak çok zor. Beğendiremiyoruz ama daha iyi şeyler yapılıyor. Aydemir abinin dediği gibi bu ülkede fakir kadın, zengin erkek filmleri çekildi binlerce, yüzlerce. Hep aynı konuyla gidildi. Şimdi farklı farklı şeyler yapıyor. Deniyoruz, oluyor, yeni, olmuyor. Bazen düşüyor, bazen olmuyor. Olur yeni yani, bir soluk, yeni bir çünkü onlar banko hikayelerdi. Şimdi deneme yapıyor gençler. Evet. Deniyor. Yeni bir senaryo, yeni bir anlayış. Onlara o deneylerinde de yardımcı olmak gerekiyor. Gidip tabii seyretmek gerekiyor. Onlara o emeklerine saygı göstermek gerekiyor. Onlara o cesareti vermek gerekiyor ki daha nice senaryolar denesinler, yeni şeyler denesinler diye. Efendim çok teşekkür ederiz. Bitti mi? Bitti. Oo, ben de alsam. Biz devam abi şimdi. Müzik var değil mi, müzik? Açacağız değil mi? Var mı böyle güzel? Var. Şafakçığım çok teşekkür ediyorum. Aydemir abicim çok teşekkürler. Biz ayağınıza teşekkür, sağlık geldiniz buraya. Babana selam söyle. Söyleyeceğim, aleyküm selam. Hemen ileteceğim yarın sabah. Gelmiyor cemiyeti o. Niye? Geliyor. Ya.